Alpagu. Bu kelimeyi çok seveceksiniz. Tarih derslerinden hatırlayanlar olacaktır. Türklerin Orta Asya'daki sosyal hayatı anlatılırken, ekonomi bölümüne gelindiğinde Türklerin ihraç ürünleri olarak hayvancılık ürünleri söylenir. İthal ettikleri ürünler de tarım ürünleri denir ve örnek olarak da hubat verilirdi. Türkler göçebe hayat sürdüğü için bu örnekler akla yatkın gelir ve unutulmaz. Aslında her tarih kitabında yazar ama dikkat edilmez. Bir nokta daha var. Türklerin ileri gittiği bir ekonomik alanda madencilik ve özellikle silah yapımıdır. İyi silah yapmak bize atalarımızdan miras. Türkler iyi silah yapar. Türkiye'mizde bir devlet şirketimiz var. İsmi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim Ortaklığı. Kısaca STM. Savunma Sanayi Müsteşarlığı adına proje yürütür bu firma. Denetleme yetkisine sahiptir ve bu mühendislik şirketimizin %34'ü Savunma Sanayi Müsteşarlığımıza ait. Bu şirketimizin diğer hisse sahipleri ise Havelsan ve Savronik gibi diğer devlet şirketlerimiz. Ne diyoruz? Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri. Türkiye, insansız hava araçları teknolojisinde yeni bir boyuta geçiyor. Milli olarak geliştirilen kamikaze dronlarımız var. Yapay zeka algoritmasına donatılan gözetleme maksatlı dronlarımız var ve bunların hepsi sürü şeklinde hareket edecek ve çoklu drone harekatı yapacak. Arkadaşlar, seri üretim başladı. Uzak gelecekten bahsetmiyoruz. Tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirildi. Özgün ürünler, sahip oldukları üstün taktik özellikleriyle asimetrik harp, terörle mücadele ve güvenlik operasyonlarında katkı sağlayacaklar. STM, Savunma Teknolojileri Mühendislik firmamız, ilk kamikaze dronlarımız, Alpagu ve Kargo'yu geliştirdi. Yapay zeka algoritması ile donatılan gözetleme maksatlı dronumuz Togan'ı geliştirdi. Ve bunların hepsi resmi Twitter hesabından, Savunma Sanayi Müsteşarlığı hesabından duyuruldu ve seri üretime başlandığı ilan edildi. Müsteşar Profesör İsmail Demir, Savunma Sanayi Müsteşarı, kişisel hesabından bir duyuru ekledi. Amerika geçen yıl acil ihtiyaç olarak talebimizi reddetmişti. İşte sonuç. Biz kendimiz yaptık. Sabit kanatlı ilk kamikaze dronumuz Alpagu. Hem keşif yapıyor hem kamikaze. Asimetrik harp ve terörle mücadelenin en kritik ekipmanlarından biri olacak. Alpagu. Eski Türkçe'de tek başına düşmana saldıran yiğit. Alpagu bağımsız veya manuel olarak kullanılabiliyor. Sabit kanatlı bir İHA ve tek birer tarafından fırlatılıp göreve başlatılabiliyor. Özel tasarımı sayesinde çok hafif, kompakt bir yapıya sahip Alpagu, 45 saniyede tek bir personel tarafından kullanıma hazır hale getiriliyor. Kamikaze görevi yapıyor, keşif yapıyor, gözetleme yapıyor. Alpagu'nun taşıdığı patlayıcı sahada başka bir patlayıcıyla değiştirilebiliyor. Tamamen özgün olarak geliştirildi. Gerçek zamanlı görüntü işleme ile derin öğrenme algoritmaları var Alpagu'nun. Alpagu üstün bir silah. Alpagu özgün ve görüntü işleme, derin öğrenme algoritması var. Sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabilir. Diğer dronlarla beraber ortak hareket edebiliyor. Alpagu gene gündüz ve gece etkin operasyon yapabiliyor. Tali zararları en az olacak şekilde hassas vuruş kabiliyeti var. Hareketli hedeflere kullanılabilir. Emir verirse görevi terk eder veya kendini imha edebilir. Hazırlık süresi 45 saniye, menzili 5 kilometre, ağırlığı 3 kilo 700 gram. 3 kilo 700 gram. Alpagu azami 400 metre irtifaya ve en yüksek 80 kilometre hızla da ulaşabiliyor.
Geldik kargoya. Döner kanatlı kamikazemiz. Savunma teknolojileri mühendislik firmamızın duyurduğu diğer ürün. Kargo, eski dilimizde dağ başındaki gözlem kulesi. Kargo, atmaca anlamlarına geliyor. Yüksek performanslı bir seyri sefer drone'u. Ve yine hareketli hedeflere yönelik kamikaze özelliği var. Gece gündüz operasyonel faaliyetlere gidebiliyor. Döner kanatlı bir İHA kargo. Operasyon sahasında çok kısa bir sürede görevi hazır hale getiriliyor. Ve gene hassas vuruş kabiliyetiyle tali zararları en aza indirebiliyor. Aynı Alpago gibi kargo da uzaktan kumanda edilebiliyor. Otonom olarak kullanılabiliyor ve mühimmatı, taşıdığı mühimmat arazide değiştirilebiliyor. Lazer mesafe bulucu, görev iptal, acil imha gibi özelliklere sahip kargo. Gene asimetrik harpte ve sınır güvenliğinde güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olması bekleniyor. Kargo 1000 metrelik azami irtifaya 72 kilometre saat sürete sahip. Kargo 6 kilo 300 gram. Kargo döner kanatlı, helikopter gibi döner kanat dediğimiz o. Alpago ise sabit kanatlı, yani uçak gibi. Geldik son drone'umuza. Keşif ve gözetleme için Togan. Tehditleri Togan tespit edecek. Togan Doğan demek eski dilimizde. Yüksek performanslı bir uçuş özelliği var. Nesne tespiti, teşhisi, takip ve sınırlandırması yapıyor. Togan'da 30 kat optik yakınlaşma özelliği var. Yapay zeka algoritmaları kullanılıyor. Keşif ve gözetleme görevi yapıyor. Operatöre gerek kalmaksızın uçuş görevini yerine getirebiliyor. Hareketli veya hareketsiz hedefleri otomatik olarak belirliyor. Gece ve gündüz operasyonlarda kullanılabiliyor. Tek personel çok kısa sürede bu drone'umuzda, insansız hava aracımızda görevi hazır hale getirebiliyor. Togan 40 dakika boyunca havada kalıp kargo ve Alpago'ya bilgi aktarıyor. Togan sürü zekasının, yani kargo, Alpago ve Togan sürü halinde gökyüzünde görev yapacak. Bu bizim ilk milli örneğimiz. Çoklu drone harekatı yapılacak. Kısaca özet verirsek, Türkiye'nin asimetrik harp gücü Alpago, kargo ve Togan'la yeni bir vizyon kazanacak. Bunların hepsi ilgili yerlerden ilan edildi. Savunma teknolojileri mühendislik firması tarafından, şirketimiz tarafından seri üretimler başladı. Daha önce ABD'den tedariki gündeme gelmişti fakat ABD reddetmişti. Seri üretime başladığımız dronlarımızın isimleri öz Türkçedir ve savunmaya hedefler. Askeri ikonlardan seçildi isimler. Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının yakındaki yıldız ismi Alpago olacak. Neydi Alpago? Tek başına düşmana saldıran yiğit. Alpago, eski Türklerde bir rütbe adı. Alpago, eski Türklerde bir kurt adı. Arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çalışmanıza başarılar dilerim.